Binbaşılar, Osman, ordumda çatlak sesler olduğunu söyler. Her bir nögerin sadakati Naiman'adır. Ordu sadece inananlardan kuruldu. Çatlak yoktur Naiman. Binbaşların ordundaki her bir nökere hakimdir. Binini de bilir, binini de yönetir. Her birini bilirler, öyle mi? Sadakatlerinden şüphe mi edersin? O vakit değilsiniz. Gazanan size bir mektup göndersin. Orduyu terk edeceksiniz dese. O vakit ne edersiniz? Sadakat Naiman'adır. Görüyorsun Osman. Ama benim gördüğüm yalnızca baştakilerin sadakatidir. Peki ya nökerler? Aşağıdakiler bir çivi bir nal. Bir nal bir at. Bir at bir eri. Birer de tüm orduyu zafere de götürür, isyanına çıkartır. Ben hala kelamın ardındayım. Ordunun içinden isyan sesleri gelir. Seni ikna etmek pek zor ha. Sizin için de aynısı geçerli. Belli ki görmeden, duymadan anlamayacaksınız. Eyvallah. Komutan, nökerlerine her daim değiller. Ulu Cengiz'den beri öyledir. Söyleyin, derdiniz ne? Konuşun yoksa derdinizi dahi söylemeden öleceksiniz. Biz buraya neden geldik Naiman? Bırak konuşsun. Söyle. Gazan Han yoldan şaştı. Sen yolu bilirsin diye arkandayız Naiman. Bizi kandırıyor musun Naiman? Düşmanımızla aynı mısın ha Naiman? Nedir o? Müslüman olmuşsun Naiman. Bütün ordu bunu konuşur. Müslümanlarla birliği oldu, doğru. Müslüman bir ana hizmet ettiğim, doğru. Ama ben Müslüman değilim. Kam, hayna başla.
isyana kalkışın. Sözünü sakına korkaklarsa, karargahının girişini asılacak. Ulu komutan Nayman nasıl emrederse. İsyanı nereden bildin? Ordum içinde istihbaratın mı var? Ben de ordunun bir parçasıyım. Bu bilgiyi evvelinden bilirdim. Obama geldiğinde Edebalı'yla görüşende, evladım Orhan'ı iyi eden de zaten bu gıybet dolaşırdı. Bir vakit patlayacağı belliydi. Ben seni uyarmıştım. İtimat zor kazanılır. Kolay kaybedilir. Odağa gel.